Mustafa. Benim aslan torunum. Seni Aybüke Hatun'la evlendirmeye karar verdim. Hayırlara vesile olsun. Validem, biz Aybüke ile kardeş gibiyiz. Sultanım, beni Şehzade Mustafa'ya layık gördüğünüz için teşekkür ederim. Fakat şehzademiz haklı. Bu evlilik fikri beni de çok şaşırttı. Ben Kırım'a gitmeye hazırlanırken nereden icap etti bu sultanım? Ne yaparsın matrakçı, nasıl çözersin bakayım? Tehdit mi ediyorsun sen beni? Paşam, şerefim, namusum mevzubahis. Ben burada ölmeye hazırım. Çözümüm de bu olur ancak. Paşam, buna bir son verin. Ya da ben hayatıma son vereyim. Madem mesele bu hale geldi, ben gerekeni yaparım. Merak etme. Şimdi git buradan, Hatice Sultanım seni burada görmesin. İbrahim. Sultanım. Ne oluyor? Aybüke, benim güzel yeğenim. Osmanlı ve Giray hanedanları arasındaki dostluk ve kan bağı uzun bir geçmişe dayanıyor. Malum. Ben de senin gibi Kırım'dan geldim. Allah gani gani rahmet eylesin. Sultan Selim Han Hazretleri ile evlendiğimde senden bile küçüktüm. Kendisi bir şehzadeydi. Sonra bir cihan padişahı oldu. Tıpkı evladım Sultan Süleyman gibi. Torunum Mustafa için de aynı akıbeti sulh ve selamet içinde dilerim. Amin. Bu yüzden şehzademle olan izdivacın bir hayli mühim. Bu gerçeği idrak edip kabullenmeniz herkes için hayırlı olacaktır. Benim hiç kuşkum yok validem. Zamanla onlar da bu fikre alışacak ve bize hak vereceklerdir. Bu tasarruf kime ait? Validem, hünkârımızın haberi var mı? Ben böyle uygun gördüm Mustafa. Thank you.
İçeriden gördüğümüz sizi tartışır gibi bir haliniz vardı. Nedir mesele? Yok. Nasuh Efendi Nigar Kalfa'dan boşanmış da. Doğru mu bu? Doğrudur sultan. Çocuğu olmadığı için mi? Nedir bu acelen Nasuh Efendi? Yaşınız daha çok genç. Önünüzde uzun bir ömür var. Rabbim elbet bir evlat verecektir size. Hem bir hal çaresi de bulunur. Gerekirse en iyi hekimleri ve şifacıları çağırırız. Sultanım, yeterince bekledim. Bir aile sahibi olmak benim de hakkım. Mazur gül. Mehmet. Çok sıkıldım. Dışarı çıkalım mı biraz? Dersim var, gelemem. Sen de otur, dersini çalış. Of. Aybüge Hatun, hoş geldiniz. Hürrem Sultan yok mu? Yok burada. Ama gelir. Bekleyin isterseniz. Buyurun. Siz ağladınız mı? Çok tatlısın Mirima. Ama hayır, ben ağlamadım. Kim üzdü sizi? Söyleyin, hemen vereyim cezasını. Ay peki? Sultanım. Neyin var senin? Mehmet, Mirima, siz bizi yalnız bırakın. Ne oldu sana? Hasuda başım. Valide Sultanımız Aybüke'nin gelmeyeceğini bildirmemi istediler. Nasıl? Daha sonra mı gidecekler? Hayır. Valide Sultanımız bu gidişe mani olmuş. Kırım'a dönmeyecekler. Sebep nedir? Neden kalıyor? Vallahi bir malumatım yok. Bana söylenen sadece bu. Diye sorulmaz mı? Mustafa ne dedi peki? O istiyor mu? Hayır. O da şaştı kaldı benim gibi. Öyleyse rahat ol. Boşuna üzme kendini. Daha ortada fol yok, yumurta yok. Öyle. Ama validemiz çok kararlı. Olmaz öyle şey. Üstelik gönlünde başka biri varken izin vermem. İnkar etme. Ben her şeyin farkındayım. Sultanım. Zinhar utanma. Çekinme. Sen yanlış bir şey yapmıyorsun. Aşkına sahip çık. O vakit hiçbir kuvvet önünde duramaz. Ben de yanında olacağım. Bana güven. Her şey dilediğin gibi olacak. Hı?
hürmetimden validemizin yanında sustum. Ancak ben böyle bir evlilik istemiyorum. Siz nasıl benim namıma böyle bir karar verirsiniz? Bir şehzadenin evliliği bütün devleti aileyi ilgilendiren bir mesuliyettir. Sıradan bir aile hayatı yaşayabileceğini mi düşündün? Her ne yaşayacaksan buna kendim karar vermek isterim. Siz nasıl benim hayatıma karışırsınız? Elbette karışırım. Ben senin validenim. İnan bana oğlum. İstikbalin için en doğru olan bu. Unutma ki bu sarayda yalnız değilsin. Rakiplerim var. Kırım Ağanı'nın kızıyla evlenmen senin hayrına olacak. Anlaşılan laflarımın hiçbir tesiri yok. Mustafa! Nigar'a ne olacak şimdi? Onca yıl haremde yaşadıktan sonra bir hatun tek başına nasıl yaşar? Ne yapar, ne eder? Yeniden buraya mı alsak acaba? Ne kıymetli hatunmuş bu Nigar Kalfa. Bir de onun derdine mi düşeceğiz? İbrahim. Matrakçı gerekeni yapmış zaten. Nigar Kalfa bir sıkıntı yaşamayacak. Ne ihtiyacı varsa karşılanacak. İyi. Dışarıdaki kim? Ne yapıyor heykellerle? Heykellerin tamiri ve bakımı için geldi. İlaveten konuştum kendisiyle. Benim de bir heykelimi yapacak. Nereden icap etti bu? Ne vakitler aklımdaydı. Kısmet bugüneymiş. Hayır İbrahim. İstemiyorum bunu. Yaptırmayacaksın. Bu heykeller yüzünden başımıza gelmeyen kalmadı. Bir de kendi heykelini yaptırırsan felaket olur. Durup dururken huzurumuzu kaçırma, rica ediyorum. Asıl siz böyle davranmaya devam ettiğiniz müddetçe bizim huzurumuz kalmayacak. Yapma bunu İbrahim. Hata bu. Hem hünkârımız ne der? Ben de şimdi duyuyorum Mustafa'm. Anlaşılan o ki validem ve Mahidevran kendi aralarında almışlar bu kararı. O halde sizden müdahale etmenizi rica ediyorum hünkârım. Zira bu izdivaca talip değilim. Senin talip olman mühim elbet. Lakin kadınların bu kararı bana pek de yanlış gelmedi. Aybige güzel ve akıllı bir hatun. Ayrıca Giray Han'ın kızı olması hasebiyle de senin layığın. Baba ben... Fevri davranma Mustafa. Evvela düşün. Evleniyor mu? Şşş. Sessiz. Ne olacak şimdi? Vazifem bitti mi? Aksine. Mesuliyetin arttı. Ne yapıp edip bu işe taş koymamız lazım. Zira bu evlilik bizim için hayırlı değil. Seni şehzademizden uzaklaştırmalarına fırsat var mı? İyice avucunun içine alman lazım. Gülah. Buyurun sultanım. Hasadabaşı sarayda mı? Odasındalar. Niçin sual ettiniz? Ben yardımcı olayım. Lüzum yok. Ben hallederim. Madem arzunuz bu, düşüneceğim. Senin doğru kararı vereceğini ümit ediyorum.
Hünkârım, benim kararımın neticeyi değiştirip değiştirmeyeceğini bilmek istiyorum. Bunu o vakit konuşuruz. Hünkârım. Şehzadem. Anlaşılan havadis tez yayılmış. Az evvel duydum. Ne dersin Pargalı? Sence de münasip midir bu izdivaç? Valide Sultanımız en doğrusunu düşünmüşler. Hayırlara vesile olur inşallah. Tebrik ederim şehzadem. Müsaadenizle ben daireme döneyim. Aa, kaç oldu? Kalıyormuşsun diye duydum. Öyle. Merak ettim doğrusu. Neden vazgeçtin? Haberin yok mu? Validemiz engel oldu gitmeme. Geleceğimle alakalı bir karar almış. Hayırdır? Hayırlı bir iş. Şehzade Mustafa ile evlendirmek istiyorlar beni. Sevgili kardeşim Sahip Girayhan. Evvela selam eder, gözlerinden öperim. Sana sevineceğini umduğum hayırlı bir haberim var. Valide Sultanım. Ne işin var burada senin? Mühürlenmesi icap eden evraklar var. Ben o yüzden... Gülşah. Demeyecek misin? Ne diyebilirim ki? Sadece ne düşündüğünü, ne hissettiğini bilmek istiyorum. Hislerimin ne kıymeti var? Şehzade Mustafa sizin için bulunmaz bir kısmet. Sevineceğim elbet. Merak etmeyin. Aramızda yaşananlar bir sırdır. Asla ifşa olmayacak. Ne diyorsun sen? Ne sevinmesi? Görmüyor musun halimi? Keder içindeyim. Ben bu işten nasıl kurtulurum diye düşünürken sen neler söylüyorsun? Dün gece rağmen gitmek isteyen sen değil miydin? Ne düşünmemi bekliyorsun? Anlamıyorsun değil mi? Neden gittiğimi, neden kaçtığımı anlamıyorsun. Kalbimden geçenleri kendime bile itiraf etmek zorken. Ben karşında haykırıyorum. Ama sen duymuyorsun.
Sultanım. Hı? Daya Hatun geldiler. Gelsin. Gel Daya Hatun. Nigar Kalfa'nın haline bir hayli üzüldüm. Neden bana söylemediniz? Bağışlayın sultanım. Lakin söylediklerinizden bir şey anlamadım. Nigar'a ne olmuş ki? Nasuh Efendi boşamış onu. Haberin yok mu? Hay Allah. Sizden öğreniyorum. Bütün gün saraydaydı. Tek kelime etmedi. Ziyadesiyle gururlu. Bu yüzden susmuştur. Malum Nasuh Efendi çocuğu olmuyor diye boşamış. Hayret. Nigar'ı evlendiğinden beri mesut görüyordum. Ben de. Şaştım bu işe. Daya Hatun. Bir araştır bakalım. Belki de sakladıkları bir şey vardır. Merak etmeyin sultanım. Ben gerekeni yaparım. Hoş geldiniz. Kızmayın ne olur. Siz bu haldeyken benim huzurum yok. Topla eşyalarını gidiyorsun. Etmeyin beyim. Nereye giderim gece vakti? Beni sokağa mı atıyorsunuz? Bundan böyle kendi evinde kalacaksın. Paşamızın emri. İyi de nasıl? Yarından tezi yok boşandığımızı herkese ilan edeceksin. Ben de nihayet alnımdaki bu lekeden kurtulacağım. Hadi hazırlan. Seni evine götüreceğim. Nasuh Efendi. Hı. Siz çok iyi bir insansınız. Vicdanlısınız. İnşallah hanenizde huzur bulursunuz. Acele et, geç olmadan gidelim. Bu aralar bir hayli meşgul Mustafa abim. Sana vakit ayıramaz. Konuştuk biz ama. Yarın görüşeceğiz. Evlenince unutur bizi iyice. Siz nereden biliyorsunuz? Mehmet söyledi. Yalan. Kendi söyledi. Bizi dinlediniz, değil mi? Çok ayıp. Bir daha duymayayım. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Ay parçam. Mehmet'im. Hoş geldin. Hoş bulduk parlayan güneş. Hünkârım, abim evlenmezse ben evlenirim Aybige'yle. Hele bir büyü de. Büyüdüm ben artık. Benim de haremim olsun. Ben de daire istiyorum kendime. Vakti gelince olacak elbet. Çocuklar yeter. İçeri geçin. Hünkârımızı rahat bırakın. Ne dedi hünkârımız? Düşünmemi istedi. Ben de tamam dedim. Mustafa? Merak etme. Kararım değişmeyecek. Seninle evlenmeyeceğim.
Bir an kabul edeceksin sandım. Niye bu kadar korkuyorsun? Yoksa evlenilmeyecek biri miyim? Hayır, öyle demek istemedim. Namayı çok özle bakmamışım. Yoksa Kırım'da seni bekleyen biri mi var? Alakası yok. Ben evliliğin kendisine karşıyım. Hiç evlenmeyeceğim. Büyük konuşma. Yarın ne getirir bilinmez. Biz istemedikten sonra kim zorlayabilir? Zamanla vazgeçeceklerdir. Keşke öyle olsa. O kadar kolay değil Aybige. Bu sadece bizim evliliğimiz değil. Hanedanların evliliği. O kadar kolay pes etmeyeceklerdir. Erkencisin Malkoçoğlu. Hepsinden içecek değilsin ya. Keyfin yerinde bakıyorum. Üzerimden öyle bir yük kalktı ki beyim, sorma. Hayırdır? Hayır ki ne hayır. Boşandım. Sebebini sorabilir miyim Bay Palmas? Sebebi, bana bunca zamandır istediğim evladı veremedi. Başka bir sebebi yok yani. Yok, başka ne olabilir? Bilmem. Neyse, senin neyin var? Bir aylı kederlisin. Boş ver. Geçen gün bahsettiğin hatun mu yoksa? Mustafa'nın istikbaline ben karar veririm demiştiniz. Bir kuşkun mu var Hürrem? Hayır. Lakin Mustafa'nın evliliği oldukça mühim. Neden validemizin ve Mahidevran'ın tasarrufuna bıraktınız anlayamadım. Nihai karar verilmiş değil henüz. Ve fakat benim için uygundur. Sen neden karşı çıkıyorsun? Aybüke ve Mustafa'nın, yani ikisinin de rızası yok zira. Ben istiyorum ki Şehzade Mustafa da bizim gibi bir aşk evliliği yapsın. Mustafa'm için hayırlısı neyse Allah onu nasip etsin. Gel. Efsun'um. Şehzade Hazretleri. Neyin var senin? Sen de mi duydun yoksa? Size saadet ve huzur dilerim. Elimden başka bir şey gelmiyor. Kıyamam sana. Beni bırakmayın. Ne olur. Sizsiz kalmaya dayanamam. Sizi paylaşmaya da razı. Yeter ki beni bırakmayın.
Korkma. Biz hep beraber olacağız. Hürrem engel olmak için faaliyete başlamış bile. Bu evlilikle Mustafa'nın kuvvetlenmesini istemez tabii. Gayreti boşuna validem. Duyduğuma göre hünkârımızın da hoşuna gitmiş aldığımız karar. Validem, sultanım, şehzademize sormuştunuz. Kendileri yine Efsun Hatun'la birlikteymiş. Efsun da kim? Bahsetmiştim size. Şehzademizin tutulduğu hatun. Nora. Her gece onunla birlikte. Ha, şu mesele. Ne bekliyorsun ki? Bir an evvel gönder hatunu gitsin. Emin misiniz validem? Mustafa'mı karşıma almak istemem. Yılanın başını küçükken ezmek icap eder. İkinci bir Hürrem vakası yaşamayalım. Hatice'm, benim kıymetli kardeşim, uyan. Hünkârım. Sultanım, iyi misiniz? Paşamız nerede? Sultanım, aşağıda gördüm. Heykeltıraş Antoine'la birlikte. Bir su ver bana. Nigar Kalfa. Daya Hatun. Neler oluyor Nigar? Boşanmanı Hatice Sultanımızdan haber alıyorum. Neden bana söylemedin? Ben anlatacaktım. Lakin kimseyi kendi derdimle üzmek, sıkmak istemedim. Olur mu hiç? Biz burada bir aile değil miyiz? Ben sana ne zaman başın sıkışsa bana geleceksin demedim mi? Ne olacak şimdi? Tek başına dul bir hatun nasıl yaşayacaksın? Dul hatun mu? Hay başıma. Boşadım o iblis seni. Pasem, hazırız. Tamam. Osman'ım, Nuri canım, haydi siz bir şeyler yiyin. Sultanım. İbrahim. Çok kötü bir rüya gördüm. Pek ayrı alamet değil bu. Vazgeç bu heykel sevdasından. Sultanım, çocukların karnı bir hayli acıktı. Onlarla alakadar olun.
İbrahim. Sultanım. İstirham ediyorum, bu bahsi kapatın artık. Ne beni ne de kendinizi daha fazla üzmeyin. Haydi bakalım Antuan. Göster marifetini. Meymenetsiz herif. Ne anlar o gönül işlerinden? Anca matrak oynasın. Anca içki içsin. Göstereceğim ben ona. Duram. Ya tutma beni. Haddini bildireceğim o densizin. Gül gibi hatunu sokaklara bırakmak neymiş? Verecek hesabını. Günah benim ağam. Bir evlat veremedim ona. Ne yapsın? Cehennem olsun pis sebani. Evlat onun neyine? Dölü bozuk. Kurban oldum Allah'a. Evlat nasip etmesin o pis keltoşa. Tövbe de ağam. Bela okuma. Yazıktır. Ya o duyan da adamı sen boşadın sanır. Ne olacak şimdi? Nerede kalacaksın? Sağ olsun Nasuh Efendi aç açıkta bırakmadı beni. Bir ev verdi bana. Al şunu. İhtiyacın olur. Olmaz. Ya al dedim. Kalsın ağam. Söz. Başım sıkışınca evvela sana geleceğim. Söz ama. Söz. Başı sıkışınca bana geleceksin. Sana geleceğim. Alayım ben bunu. Şehzadenin gözü senden başkasını görmüyor. Ne yaptın ona? Efsun adını koymuş ya. Belli ki büyü yapmış. Kaşık, gözü, sözü yeter. Şehzademizin yoluna canım feda. Efsun Hatun, eşyalarını topla, eski saraya gidiyorsun. Bir kabahatin mi oldu? Neden gönderiyorsunuz beni? Ben orasını bilmem. Valide Sultanımızın emri var. Hazırlan çabuk. Olmaz. Gitmem. Ben şehzademizin gözde cariyesiyim. Kes sesini de hazırlan çabuk. Sultanım, beni görmek istemişsiniz. Ne oluyor? Ne yapıyorsun? Hususi kıyafetler dikilecek sana. İstemem sultanım. Kalsın. Aybüke Hatun. İtiraz istemiyorum. Sen Osmanlı hanedanlığının gelini olacaksın. Giyimine kuşamına itina etmelisin. Dilediğin kumaşı seç. Hizmetini cariyeler de verdim. Hepsi emrine amade. Sultanım ben sizin gibi değilim. Bu kıyafetler yakışmaz bana. Bilakis çok yakışır. Sen çok güzel bir hatunsun. İş ki bunu ortaya çıkarmak. O vakit Mustafa'nın da gözlerini kamaştıracaksın. Boşanmış demek. Adamın hakkı var. Madem hatun kusurlu. Sensin kusurlu. Nigar Kalfa istese boy boy çocukları olurdu. Lakin o keltoşta iş yok. Bizim gibi yarım yamalak demek ki. Alttan onu da vurdular demek ki. Adabınla konuş. Tillahi söylerim Nasuh Efendi'ye bacaklarından asar senin tavana böyle kalırsın. Sümbül Han. Söyle. Senin ne işin var burada? Dahiye Hatun yolladı. Beni eski saraya gönderiyorlarmış. İlgilenmenizi istediler. Ne kabahat işledin yine? Vallahi bir günahım yok. Madem'iz emretmiş. Niye diye sordum, bir şey demediler. İyi olmuş. Cehennemin dibine kadar yolun var. Çekil şuradan. Zaten hiç haz etmedim senden. Yürü hadi. Dahiye Hatun ilgilenir seninle. Yürü.
Ne oluyor? Ne işiniz var peşimde? Mahidevran Sultanımız bize emrinize verdi. Bir şeye ihtiyacınız olursa... Lüzum yok. İstemem. Dönün siz. Ne dedim ben? Laftan anlamıyor musunuz siz? Sultanımıza ne deriz? Kati emri var. Bizi müşkül durumda bırakmayın. Söyleyin sultanınıza. Ben ardımda kuyruk istemiyorum. Ne oldu? Anladılar mı yoksa? Hayır ağam. Ne oldu ya durduk yere? Ben de anlamadım. Ne olur yardım et, engel ol bu işe. Ne derlerse yap. Zinhar isyan etme. Ben Hürrem Sultanım'la konuşup icabına bakacağım. Daya Hatun, beni istemişsin. Geç şöyle otur Nigar. Ya nerede bu? Burada. Nedir bu? Alaca taşı. Her türlü gama, kedere iyi gelirmiş. Sıkıntıyı söküp alırmış. Aldıkça da karardığı söylenir. Al bunu. Bir keseye koy. Sakın yanından ayırma. Şşş. Sakın ağlama. Üzülme artık. Nasuh Efendi seni boşamakla hata etti. Senden iyisini, güzelini zor bulur. Kendi derdine yansın. Sakın diyeyim bırakma kendini. Gençsin. Sıhhatlisin. Elbet bir gün yeniden evlenirsin. Vakit gelince de evlatlarını alırsın kucağına. Daye Hatun. Ben... Ben... Yüce Mevlam her derdin devasını da birlikte verirmiş. Ne yapar eder bir hal çaresi buluruz. Hocalara gideriz, şifacılara gideriz. Sen sıkma canını. Ben hep yanındayım. Hiç kimselere muhtaç etmem seni. Sultanım hoş geldiniz. Hoş bulduk paşam. Gülfem Hatun. Paşam. Mihrimah Sultanım bu ne güzellik böyle. Teşekkür ederim. Bu kim? Ne yapıyor? Antoine. Kendisi çok kıymetli bir heykeltıraş. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Validem. Bir mesele mi var?
İlla bir mesele mi olması lazım? Aksi halde geldiğin yok malum. O yüzden sual ettim. Mustafa'mla alakalı bir karar vermişsiniz. Bunu bekliyordum zaten. Yine karşı çıkıp beni hiçe sayacaksınız belli ki. Aksine gayet yerinde bir karar vermişsiniz. Bence de münasiptir. Mustafa'm için Aybige'den daha hayırlı bir kısmet düşünemiyorum. Hatice Sultan'ımızı görmeye gelmiştik paşa. Odasındalar malum ikizler bir hayli vaktini alıyor. Mihrimah, gel hadi. Sultanım. Siz çekin, ben geliyorum. Demek heykelini yaptırıyorsun. Böyle kıymetli bir heykeltıraş bulunca fırsatı değerlendirmek istedim. Bir sakıncası mı var? Hayır. Beni alakadar etmez. Ne istiyorsan yap. Eksik olmayın. Lütfettiniz. Hatice Sultanımız nasıl müsaade etti buna? Hayret. Malum. Heykelleri pek sevmiyor. Kendisine sual edersiniz. Gerçi hünkârımız müsaade ettikten sonra kim ne karışır? Öyle değil mi? Neyse. Siz devam edin. Ben yukarıdayım. Acele etmemin bir sebebi var elbet. Zira Mustafa'mın geleceğiyle alakalı kaygılıyım. Nedir sizi korkutan validem? Onun yaşındayken başına gelenleri düşünürsen ne demek istediğimi anlarsın. O gün babanın sana gönderdiği zehirli kaftanı giyseydin, engel olamasaydım şimdi hiçbirimiz olmayacaktık. Ne demek istiyorsunuz validem, açık konuş. Bir annenin esas vazifesi evlatlarını korumaktır. Lakin bu babalar için geçerli değil. Bilhassa oğlu tahtına namzetse. Senin bu kanlı oyunların kurbanı olmayacağını biliyorum. Kendi canından, kanından kimseye kıymazsın. Lakin bu hevesle aklını çelmek isteyenler olacaktır aslanım. Zinhar geçit verme o zalimlere. Kıblen vicdanın olsun. O sana doğru yolu gösterecektir. Hünkârım, validem. Rahatsız ettiysem. Hayır Mahidevran. Konuşmamız bitmişti zaten. Aslanım da evlilik kararında hemfikir bizimle. Tez nişan hazırlıklarına başlayalım o halde. Acele etmeyin. Evvela Mustafa'mla Aybige Hatun'u ikna etmeniz lazım. Onların rızası olmadan benim de rızam yoktur, bilesiniz. Geniş alıyorsun şehzadem. Unutma, evvela kendini koruyacaksın. Görelim bir daha. Böyle mi? Güzel.
yüzüne değil, gözlerime bak. Tamam. Bakıyorum. Ah! Ne dedim ben sana? Onun yüzünden ama. Hazır mısın? Hadi o halde. Hayırdır Gülşah Hatun? Suçu ne bu hatunun? Neyse ne. Karışma sen. Yürü hadi. Müstahak sana. Sen misin Hürrem Sultan'ı satan? Bakın, bakın da ibret alın. Burada olduğunuzu duyunca gelmek istedim. İyi yapmışsın. Biz de Mehmet'le kılıç talimi yapıyorduk. Rahat bırak Mehmet'i. Gücün yetiyorsa benim karşıma çık. Biz hatunlara kılıç çekmeyiz. Öyle değil mi Aslı Odabaşım? Doğrudur şehzadem. Ne vakit evleneceksiniz siz? Hiçbir vakit. Ne demek o? Ben bu evliliği istemiyorum demek. Zira onu kardeşim gibi görüyorum. Aybüke Hatun, üzülme. Ben evlenirim seninle. Sen ne haylaz bir şehzade oldun böyle. Gel bakayım benimle. Şimdi anladın mı? Mustafa ile aramızda hiçbir şey yok. Olamaz. Mihrimah. Bu ne zerafet böyle? Eminim çok canlar yakacaksın. Nasılsın? İyiyim sultanım. Siz nasılsınız? Keyfime diyecek yok. Mihrimah. Sen de ailene dön. Hayırlı günler. Bu adamın yanında ne işi var? Gülşah validemizin hizmetine geçince yanıma aldım. Malum, haremde güvenilir cariye bulmak çok zor. Beni öldürmeye çalıştığını biliyorsun. Yazık. Onu destekleyenin sen olduğunu düşünmelerini istemem. Sana kaç defa daha söyleyeceğim. Benim bu işlerle alakam yok. Şehzademin istikbalinden gayrısını umursamıyorum. Eminim malumun olmuştur. Kendisi Kırım Hanı'nın kızıyla evleniyor. Dur bakalım. Hemen sevinme. Gün doğmadan neler doğar? Beyhude çabalara girme. Şehzademin yükselişine hiç kimse engel olamaz. Sultanların en kudretlisi. Ne oldu gene? Maziyet vahim sultanım. Valide sultanı Efsun'u eski saraya sürdü. Nereden çıktı bu şimdi? Konuştum. Bir kabahati yok. Ne olduğunu biz de anlayamadık. Mustafa'nın haberi var mı? Yok sultanım. Ne yapalım? Nasıl getireceğiz hatunu? Biz karışmayalım. Mustafa'ya söyle yeter. O halleder. Emredersin sultan. Gülşah.
Fatma'yı hazırlayın. Halvet için mi? Evet. Şeref duyarım sultanım. Sana güvenim tam. Bütün marifetlerini sergile. Oğlumun memnun olmasını sağla. Hadi bakalım Fatma Hatun. İyisin yine. Pek az kişiye nasip olur bu. Kıymetini bil. Şehzademiz içeride mi? Gel. Şehzade Hazretleri. Sen kimsin? Cariyenizim şehzadem. Mahidevran Sultanımız emir buyurdular. Yani sultanımızın arzusuyla geldim. Gülah. Buyursun lan şehzadem. Efsun Hatun nerede? Sabah ona gelmesini söylemiştim. Mahidevran Sultanımız eski saraya gönderilmesini buyurdular. Size malumat verilmedi mi? Onlara kalsa bir an evvel nişan yapacaklar. Babana haber bile vermişlerdir çoktan. Zira hünkârımız da karşı değil. Of, biliyordum bunun böyle olacağını. Bali Bey'le görüştün mü? Aybige, sana yardımcı olmamı istiyorsan bana karşı açık ol. Görüştüm, evet. Ama ya Şehzade Mustafa bu evlilik oyununu kabul etmek zorunda kalırsa? Haklısın. Mustafa baskıya fazla dayanamaz. Bugün değilse yarın kabul edecek. Sakın ağlanıp beklemeyin. Kaderinizi siz tayin edin. Ne yapabiliriz ki? Benim aklımda bir fikir var. Gülşah Hatun dışarı çık. Mustafa? Gülşah! Ne oluyor? Efsun'u siz mi gönderdiniz? Efsun da kim? Validem. Ha, şu Hırvat Hatun. Evet, ben gönderdim. Sebep? Gözüm tutmadı onu. Uğursuzun teki sana layık değil. Onu geri istiyorum validem. Gereği neyse yapın lütfen. O kadar kıymetli olduğunu bilmiyordum. O halde artık malumunuzdur. Emir verin getirsinler. Mustafa. Sümbüla!
Şehzadem, sultanım. Validemin sana bir emri var. Buyursunlar sultanım. Gel. Ay bir ya hatun. Buraya gelmen yakışık almaz artık. Ya bir gören olursa? Görsünler. Umurumda değil. Umrunda olsun. Zira kellemiz gidecek. Kaçalım buradan. Yine kaçma Faslı. Dinle beni. Hünkârımızla konuşacağım. Delirdin mi sen? Sakın bahsetme. Kırım'a gitmek için izin isteyeceğim sadece. Daha yeni engel oldular sana. Temelli değil ki. Babamla döneceğimi söylersem kimse bir şey demez. Sonra? Sonra birlikte yola çıkacağız. Bir daha da asla dönmeyeceğiz. Hı? Kırım'a mı? Benden rica etti. Ben de kendin konuş dedim. Yıllardır ailesine hasret kaldım. Hiç değilse bir görüp dönsün. Sen pek bir alakadar oldun bu mevzuyla. Olurum elbet. Saraydaki tek dostum Aybike. Bunun sonu yok. Bedeli ikimiz için de çok ağır olur. Benimle birlikte olmayı istiyor musun? Aybige. İstiyor musun dedim. O halde bedeli neyse ödemeye razı olacaksın. Neler yaptın bugün? Hatice Sultan'ın yanına gittik. Mihrimah çocukları görmek istedi. Ben de çok özlemiştim. Gel yanıma. Nasıllar? Bir sıkıntıları yok inşallah. Nazar değmesin. Çocuklar gayet sıhhatli. İbrahim Paşa'mızı da gördüm. Keyfi yerindeydi. Kendine yeni bir arkadaş bulmuş. Kimmiş bu arkadaş? Antoine diye biri. Venedikli galiba. Heykel sanatıyla meşgul bir zat. Bir hayli kabiliyetli. Bu Antoine da kim? Malumatınız yok mu? Paşa bir heykel tıraş getirtmiş. Kendi heykelini yaptırtıyor. Hatice Sultan çok korkmuş. Malum, uğursuzluk getirdiğine inanıyor. Haksız da değil. Onca şeyden sonra ne lüzum var anlamadım. Ortalık karışacak yine. Kendi putunu dikti demezler mi? Sen o güzel aklını böyle şeylerle karıştırma. Başka bir emriniz var mı şehzadem?
Beni gözleriyle aciz kılan sevgilim. Nihayet geldin. Sizi bir daha göremeyeceğimi sandım. Öyle korktum ki. Nefesim kesildi. Günler geçti sanki, yıllar geçti. Sizin hasretinizle yanıp tutuştum. Bundan sonra hiç ayrılmayacağız. Korkma. Bu senin için. Yanından hiç ayırma. Ona baktığında benim yanında olduğumu hatırla. Beni görür görmez çıktı şehzade. Sen mi söyledin Efsun'u gönderdiğimi? Haşa sultanım, haddime mi düşmüş? Lakin içeri girmeden evvel kapıda Gülay'ı gördüm. O söylemiş olmalı. Kesin Hürrem söyletti. Bu sefer de oğlumla aramı açmaya çalışıyor. Antoine. Ne zaman bitecek ekilim? Daha çok iş var Pasan. Daha bu kilden bitecek, sonra döküme gidecek, sonra bronz dökülecek. Anladım. Beğenmezsem eğer alırım kelleni ona göre. Bu ne vaziyet Fargalı? Hünkârımız gelmiş. Allah olsun. Bu işin sonu hayırlı değil Gülfem. Hünkârım, Antoine son Viyana seferinden getirdiğimiz esirlerden. Heykellerin tadilatı için geldi. Ben de kabiliyetini fark edince değerlendirmek istedim. Madem bu kadar kabiliyetli bir sanatkar, neden benim haberim yok? Bilhassa haber vermedim. Zira seveceğinizi düşündüğüm bir hediye yaptırıyordum. Lakin ziyaretinizde gayem boşa çıktı. Neymiş o? Antoine Haşmetli resminizden heykelinizi yapıyor hünkârım. Hünkârım münasip bulmadıysanız eğer... Münasiptir Fargalı, yapsın. Ben Hatice'mi görmek istiyorum. Geri döndüm diye kendini bir şey sanmayı sunadın. Ben istedim dönmeni. Zira Mustafa'mın canının sıkılmasını istemem. Allah sizden razı olsun sultanım. Lütfettiniz. Bilmeden bir kusur işlediysem bağışlayın. Ben size ve şehzademize bağlıyım. Sizlere hizmet etmekten şeref duyarım.
Mustafa benim en kıymetli varlığım. Sadece benim için değil. Hanedanımız için de böyle. Yerini bil. Fazla yaklaşma. Sana olan alakasından faydalanmaya kalkma. En ufak hatanda yok ederim seni. Sultanım endişe etmeyin. Sizin ve şehzademizin yoluna canım kurban. Göreceğiz Efsun Hatun. Çekilebilirsin. Efsun Hatun. Ne yaptıysam şehzademizin aklını başından almışsın. Ne oldu? Şehzademiz yüzüne bile bakmadı. Kapıdan geri döndün diye mi kızdın? Az kaldı koparacağım o dilini. Boyundan büyük laflar etme Fatma Hatun. Karşında şehzadenin gözdesi duruyor. Senin gözdeliğin beni alakadar etmez. Unuttun mu? Ben sultanları karşıma aldım vaktiyle. Sen de oradaydın. O gün Hürrem Sultan'ı savunmuştun. Ne oldu da birdenbire ayrı düştünüz çok merak ediyorum. Sen bunları düşüneceğine kendi derdine yan biraz. Herkes seni konuşuyor. Hürrem Sultan'dan köşe bucak kaçıyormuşsun. Dikkatli ol. Başına bir hal gelmesin. Oyna oyna. Cırlazlık yapma. Vallahi alırım yemeğini. Bana bak. Ne ikide bir böyle söyleyip duruyorsun? Yeniyorum ya. Hatırlatayım dedim. Yesinler. Oyna. Heş beş düşeş. Düşeş düşeş. Geliyor. Düşeş. Helal sana ağam. Ne yapıyorsun be adam? Allah Allah. Bu ne bu? Sen bir de hile mi yapıyorsun? Ne hilesi? İşte bu taşları ne? Eteğine saklamışsan. Bunlar benim biriktirdiğim pullarım bir defa. Silahı bir de seninle oynamayacağım. Kes sesini, oynama, sen oynama. Götür lan! Ne oluyor gene? Yetti sizin gürültünüz. Ortalığı boş bırakmışsınız, kimse çalışmıyor. Nigar da gelmedi. Aa, Allah Allah. Başına bir iş mi geldi yoksa? Ben dedim dul kadın tek başına olmaz diye. Hastayım diye haber yollamış. Ha, o zaman ben gideyim bakayım. Sen otur oturduğun yerde. Ben giderim. Şeker ağa, sen de bir yemek çıkını hazırla. El boş gitmek olmaz. Hadi. Baş üstüne. Hemen hazırlarım. Şeker ağa. Bu ne hal? İyi ki olsun bundan sonra seninle tavla oynayan. Aynen sana oynama. Zaten yendim. Al o taşları mabadına sakla. Mabadımdan bahsedip durma. Sultanım, bağışlayın fark etmedik. Fatma Hatun, bana yaptıklarını hatırlıyor musun? Geldim.
Ne o? Sevinmedin mi geldiğime? Yok. Ondan değil de beklemiyordum sadece. Şaşırdım. İçeriye buyur etmeyecek misin? Olur mu öyle şey? Buyurun Daye Hatun. Hünkârım. Aybüge Hatun, iyi misin? Sayenizde hünkârım. Müsaadenizle sizinle konuşmak istediğim mühim bir mevzu var. İsabet olmuş. Ben de seninle konuşmak istiyordum. Validemin aldığı karardan haberdarım. İkiniz namına da gayet memnun oldum. Şehzademle birlikte iyi bir aile kuracağınızdan da şüphem yok. Ancak sizlerin de bu izdivaca rıza göstermesi mühim. Aniden gelişen bu durumu yadırgamanız gayet tabii. Lakin zamanda en hayırlısı olduğunu anlayacaksınız. Seninle konuşmak istemiştin Aybüke. Sizden bir ricam olacaktı hünkârım. Validemizin bu kararı nedeniyle Kırım'a gidemedim. Müsaadeniz olursa kısa süreliğine ailemi ziyaret etmek isterim. Hünkârım. Malkoçoğlu, Aybüge Hatun Kırım'a gitmek istiyor. Ben müsaade verdim. Bir süre kalıp dönecek. Hazırlıklarını yap. Ona sen eşlik edecek, emniyetinden de sen mesul olacaksın. Endişeniz olmasın hünkârım. Lakin malumun üzere kendisi artık hanedanımızın müstakbel gelinidir. Dolayısıyla Mustafa'nın haremi ve helali sayılır. Sağlıcakla gidin, sağlıcakla dönün. Sana itimadım tam. Bir yudum daha iç. Bu nasıl çorba Daye Hatun? Zehir içsem yeğidir. Konuşma da iç hadi. Bir tabağı ölüyü ayağa kaldırırmış. İyi olacaksın, iç hadi. Sen fazla kalma Daye Hatun. Hastalık sana da bulaşmasın. Merak etme, bana bir şey olmaz. Ben kendime bakarım. Ay amma söylendin Nigar. Hadi it şunu, hadi. Böyle alacaklı gibi. Yahu dur sen, ben bakarım. Olmaz Daye Hatun. Senin gitmen lazım. Ne demek bu Nigar? Allah'ını seversen bir şey sorma. Neler oluyor Nigar? Kim bu kapıdaki? Daye Hatun, Allah'ını seversen. Yalvarırım Daye Hatun, git buradan. Arka kapıdan bahçeye çık. Kimin geldiğini görme. Bilme. Bu hepimizin hayrına. Ne halt ediyorsun sen? Yalvarırım Daye Hatun. Sana söz veriyorum. Her şeyi anlatacağım. Lakin şimdi gitmen lazım.
Neredesin? Bağışlayın paşam. Biraz rahatsızım. Geçmiş olsun. Benim güzel hatunum. Neyin ver bakayım senin? Mühim değil paşam. Biraz üşütmüşüm. Hekim göndermemi ister misin? Yok paşam. Siz geldiniz ya. Allah'tan daha ne isterim? Unuttun beni beyim. Yüzünü gören cennetlik. Geldim ya işte. Matrakçı Nasuh Efendi bir hatundan bahsediyordu. Onunla mıydın yoksa? Yok öyle bir hatun. Olması da mümkün değil. Bu yüzden mi bu kadar suratın asık? Bırak bu lafları. Gel benimle. Hünkârımızla görüşeceğim. Has oda başımız nerede? Haber iletsin. Çıktılar efendim. Bu gece gelmeyeceklermiş. Dur diyorum sana. Neyin var Pasam? Kafan başka bir yerde sanki. Bir derdin, sıkıntın varsa... Hadi git. Yalnız bırak beni. Hayırdır Sultan? Beni görmek istemişsiniz. Hürrem'den şikayetçiyim. Bu sefer de oğlumla aramı açmaya çalışıyor. Mustafa'mın önünü kesme niyetinde. Kötülük edecek. Buna kuvveti yetmez. Hünkârımız Mustafa'yı ikna etmemi istedi. Ne dediysem olmadı, istemiyor. Efsun diye bir hatunu tutulmuş. Her gece onunla birlikte. Hatunu gönderdim. Lakin geri getirdi. Bayağı meftun olmuş. Bu kadarını beklemiyordum. Sıradan bir cariye için beni hiçe saydı. Korkarım bu evliliğe ikna olmayacak. Siz üzülmeyin. Ben münasip bir vakitte konuşurum onunla.
Şeker ağa. Yemekler ne durumda? Mumbar dolması hazırlıyorum. Ağzınıza layık. Ama acıktıysanız hazır iç pilavım da var. Mis. Yok aman. Canım istemiyor. Çok güzel dayı hatunum. Tillahi parmağını yersin. İstemem dedim ya. Dayı hatunum. Nigar kalfa nasıl? Gidip göreceğim dediydin, gördün mü? Görmez olaydım. Anlamadım. Fena üşütmüş. Vay vay. Yataklara düşmüş desene üzüntüden. Ya üzüntüden. Yarın gelince söyleyin hemen beni görsün. Baş üstüne. Ya Settar. Ne oluyor bunlara böyle? Herkes bir tuhaf. Ver bir tabak daha bana. Hay hay. Fazla olsun, bir daha istemeyeyim. Hay hay. Kimsin de sultanımızı yakmaya kalkarsın? Vallahi benim bir suçum yok. Ne dedilerse yaptım. Bırakın gideyim. Hürrem Sultan kendisine yapılan hakarete sessiz kalmaz. Hayır. Elbet bunun bedelini ödeyeceksiniz. Hayır, acıyın bana, yapmayın. Yapmayın, acıyın. Yürü. Hayır, hayır bırakın. Hayır, bırakın. Paşam. Şehzadem. Beni çağırmışsınız. Mesele nedir? Duydum ki Aybige Hatun'la evlenmek istemiyormuşsun. Ben de sizinle bunu konuşmak isterim paşam. Yardımcı olun. Engel olun. Kurtarın beni bu tuhaf vaziyetten. Neden istemiyorsun Mustafa? O hatun yüzünden mi? Hangi hatun? Hemen her gece birlikte olduğun hatun. Payitahtın denizi kucaklayan yedi tepesinde ve üç kıtada heykellerim önünde diz çökecek kullarım. Ben Hatice'mi görmek istiyorum. Ağalar! Hünkârım. İbrahim'i getirin bana. Hakkımda malumat almışsın belli ki. Anlaşıldı. Demek bu yüzden. Sadece bu yüzden de değil. Aybige'yi kardeşim gibi görüyorum. Nasıl evlenirim onunla? Bu kadar hissi olma Mustafa. Sıradan bir hatun yüzünden valideni ezip geçiyorsun. Benim şehzadem böyle bir zaaf içinde olamaz. Buna müsaade etmem. Senin için en hayırlı olan neyse onu yapacaksın.
Zira oyunu kurallarına göre oynamak icap eder. Bu bir oyun değil paşa. Benim hayatım. Senin hayatın artık devleti âliye. Bir gün idaresine talip olacağın bu yüce imparatorluk siyaset ile yönetilir. Siyaset ise akıl işidir Mustafa. Duygularınla değil, hislerinle değil, zekanla, mantığınla hareket etmesini öğreneceksin. Bu evlilik de siyasetin bir parçası. Senin daha güçlü olmanı sağlayacak. Ayrıca istediğin hatunla istediğini yaşa, kim ne karışır? Velhasıl bu evlilik olacak. Anladın mı? Gel. Aybige Hatun. Dün gece neredeydin? İşlerim vardı. Meyhaneye gittin değil mi? Elenika'nın yanına. Sakın inkar etme, biliyorum. Neden inkar edeyim? Evet, onunlaydım. Yazık. Ben burada bizim için savaşırken sen başka hatunlarla gönül eğlendiriyorsun. Bu mu senin hürmetin? Nasıl bir aşk bu? Size olan hürmetim sonsuz. Lakin aşık olduğumu nereden çıkardınız? Ben size böyle bir şey söyledim mi hiç? Ne diyorsun sen? Aramızda olanlar? Aramızda geçenleri buna yormayın. Bir hataydı o. Atımı hazırlasınlar, saraya dönüyorum. Paşa üstüne paşam. İbrahim Paşa. Ne oldu? Hünkârımız sizi çağırıyorlar. Hemen gelmenizi buyurdular. Nigar Hatunum, hoş gelmişsin. Nasıl oldun? İyiyim çok şükür. Daye Hatunum gelir gelmez kendisini görmeni istedi. Yalnız eyvah eyvah, bir sinirliydi ki sorma gitsin. Hayırdır inşallah. Yine ne suç işledin? Benim bir kabahatim yok. Benle alakalı değildir. Ben bilmem. Benden günah gitti. Def'ül bela vel kaza. Ailem. Mustafa'm hoş geldin. Bir mesele mi var? Yok, hayır. Aybige ile evliliğim hakkında bir karara vardım. Zira hünkârımız düşünmemi istemişlerdi. Seni dinliyorum. Düşündüm. Bu evliliğin gayet makul olduğuna karar verdim. Evlenecek misin? Evet. En doğru kararı vermişsin aslanım. Emin ol, pişman olmayacaksın. Senin için gelmiş geçmiş en güzel düğünü yapacağız. Yaparız değil mi validem? Sultanım, şehzadem. Aybige, biz de sizden bahsediyorduk. Hazır herkes buradayken bir şey söylemek istiyorum. Eğer şehzademiz de arzu ederse
Kendileriyle evlenmeye hazırım. Beni istemişsin. Ben ne yaptım? Bir de soruyorsun. Hiç utanman, sıkılman yok mu senin? Ne halt ettiğini biliyorum. Gözlerimle gördüm. İbrahim Paşa girdi evine. Dayı Hatun, vallahi benim bir suçum yok. Nasıl suçun yok? İbrahim Paşa'yı sevdiğini biliyorum. Lakin bilmediğim paşamızın da senin... Allah kahretsin. Şu rezalete bak. Sakladığın bir şeyler varsa söyle. Sabır ve hoşgörüyle dinleyeceğimden emin olabilirsin. Neden bahsettiğinizi anlamıyorum. Benim sakladığım bir şey yok. Öyleyse bu gözlerindeki korku neden parladı? Nedir seni böyle tedirgin eden? Hırsın mı? Hı? Kibirin mi? Öfken mi? Hangi histir sana bu heykeli yaptıran? Dayı Hatun. Vallahi benim bir kabahatim yok. Nasuh Efendi düğün gecesi boşadı beni. Ben dünyadan habersiz beklerken... geldi ve boşadı beni. Çok üzüldüm. Kaderime ağladım. Suçumu bilmeden af diledim. Hiçbir şey söylemeden çekip gitti. Sonra da İbrahim Paşa geldi. Sen benim hatunumsun dedi. Nasıl izin verdin buna? Paşa'ya nasıl karşı çıkarım? Mümkün mü bu? Hem ben onu seviyorum. Sevgin batsın. Bu rezalet duyulursa ne olur biliyor musun? Ne oluyor burada?
Bağışlayın beni. Hem kötü bir niyetim. Ne demiştin o gün? Payitahtın denizi kucaklayan yedi tepesinde ve üç kıtada heykellerim önünde diz çökecek kullarım. Şimdi hangi tepeye dikeceksin bu heykeli? Kimler eğilecek önünde? Pargalı İbrahim. Balıkçı Manolis'in oğlu Teo. Nedir seni böyle kibre sürükleyen? Ben miyim? Benim sana bahşettiğim kuvvet mi, zenginlik mi? Yoksa zaferlerinden sana biçtiğim pay mı? Sen nereden alırsın bu cüreti? Sen nasıl kendini benimle eşit görürsün? Haşa. Ben yaşadığım müddetçe kendimden gayrı hiç kimsenin heykeline müsaade etmem. Kim buna cüret ederse layık olduğu cezayı kendi ellerimle veririm.